Şimdi dünkü tablo, elimizdeki en son veriler, 47 ölüm, 1572 yeni vaka, 991 ağır hasta. Şimdi Derya Unutmaz'a dönelim ve şu soruyla başlamak istiyorum. Korona yeni mi başlıyor? Biz daha önce bir fragman mı izledik? Evet, şöyle yani korona hiç bitmedi zaten. Bazı ülkelerde ikinci dalga başladı. Ama bunlar tamamen neredeyse sıfırlamış olan ülkelerde. Fakat Türkiye'de bir kontrol sağlandı. Yazın maalesef o birinci dalganın devamı. Hatta şunu söyleyebiliriz yani Mart-Nisan ayından da daha üst noktaya doğru gidiyoruz diyebiliriz. Peki rakamlar gerçek mi? Herkes bunu tartışıyor aslında. Tomografiyle teşhis konanların yani pozitif testi olmayanların ölüm ya da teşhis fark etmiyor. Kayıtlara girmediği söyleniyor. Bilim kurulu üyeleri 1500'den söz ediyoruz ama sadece Orta Anadolu'da orta çaplı bir ilde bu kadar vaka var deniyor. Elbette siz Almanya'dasınız ama hani nüfusa göre bakıldığında, harekete göre, mobilizasyona göre bakıldığında bu rakamlar doğru olabilir mi, gizleniyor olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Tabii rakamların doğruluğu, gizlendiği konusunda ben bir yorum yapamam. Buradan gördüğümüz kadarıyla gerçekleri yansıtmıyor. Yani bunun sebebi nedir bilemiyoruz tabii. Gerçekler nedir? Yani şu anda yoğunluk çok çok artmış durumda. Bana da mesajlar geliyor. Birçok doktor arkadaşımız da sahada olanlar bildiriyorlar. Bazı şehirlerde yoğun bakımların dolduğu görülüyor. Yani ölümler konusunda da bence gerçekleri yansıtmıyor büyük bir ihtimalle. Şöyle bir durum da var. Yani korona virüsü sadece zatürreye sebep vermiyor. Aslında ölümlerin önemli bir kısmı da diğer durumlardan, örneğin kalp yetmezliği veya kalp krizinden dolayı ölebiliyorsunuz. Çünkü kalbi de enfekte edebiliyor. Böbrek yetmezliği, yani organlar veyahut da kan pıhtılaşması oluyor. Çok sistemik bir hastalık oluşturabiliyor. Bu bakımdan bu kişilere koronadan mı vefat etti yoksa başka sebepten mi, onu nasıl uygulanıyor orada bilemiyorum. Ama şu gerçek var ki şu anda tespit edilenin çok çok üstünde vaka var. Belki 5-10 misli bile olabilir. Zaten her ülkede her vakayı tespit etmeniz mümkün olmuyor. Bütün herkesi test etmediğiniz sürece. Fakat Türkiye'de bu yoğunluk oldukça artmış gözüküyor. Zaten yazın olan açılım diyelim ve oldukça tedbirsiz davranışlar da bunun böyle olacağını çok net bir şekilde gösteriyordu. Yani çünkü sürpriz olmadı maalesef. Peki, Yani şunu da söylemek istiyorum. Yani son 8 günde 8 hekim arkadaşımızı kaybettik. evet. Bu Mart-Nisan'daki ölümlerden daha fazla. Yani sağlık personeli çok büyük bir sıkıntı içinde. Bu çok müthiş kritik bir nokta. Çünkü hem belli bir yorgunluk var ve gerçekten ölümle yüz yüzeler. Yani sadece hekimler değil, hemşireler, sağlık personeli. Bu bakımdan kontrol edilmek zorunda. Kontrolden çıktığı zaman bütün sağlık sistemimiz çökmüş oluyor. Peki siz şu anda Türkiye'deki tabloya baktığınızda kontrolden çıkmış bir tablo mu görüyorsunuz ve sonbahar için öngörüleriniz nelerdir? Henüz kontrolden çıkmış bir durum gözükmüyor. Türkiye'nin en büyük avantajı sağlık sisteminin çok iyi olması. Yani gerçekten hekimlerimiz, sağlıkçılarımız fedakarca çalışıyorlar. Belli bir kapasite var. Yani kontrolden çıkma durumunda bütün hastanelerin dolması gerekiyor. Ama o noktaya çok hızlı gelirsiniz. Yani çünkü virüs katlanarak yayılıyor. Bugün %50 kapasiteniz dolu olur ama 2 hafta sonra o %100'e yaklaşır. Onun için şimdiden çok dikkatli önlemli almak lazım. Dediğiniz gibi sonbahara giriyoruz. Bu riskleri daha da arttırıyor. Çünkü
İnsanlar daha fazla içeride olacaklar. Biliyoruz ki virüs kapalı ortamlarda çok daha rahat yayılıyor. Okulların açılma durumu var. Bu tabii ki çok çok kritik bir nokta. Orada yayılmalar gittikçe artacak. Bunun örneklerini örneğin Amerika'da şu anda görüyoruz. Avrupa'da da bu oluştu. Bu bakımdan üstüne de tabii ki bir de grip sezonu başlayacak. İki virüsün aynı anda olması daha da vahim bir durum oluşturabilir. Semptomlar birbiriyle karışabilir vesaire. Bu bakımdan çok çok kritik bir noktadayız. Yani benim endişem şu anda Mart-Nisan ayının üstüne geçmiş durumda. Bu bakımdan her türlü tedbiri şu anda almamız gerekiyor. Peki Almanya ile karşılaştırırsanız aslında Türkiye, Almanya, İtalya ve Fransa. Ben bu arada Amerika'dayım. Almanya'da evet. Demiştiniz. Evet. Pardon, ya yani Avrupa için söylüyorum ben, rakamları karşılaştırmak mümkün olursa. Almanya en düşük oran Avrupa'daki, çünkü sağlık sistemi kilitlenmedi. İtalya'da ve Fransa'da kilitlendiği için ölüm rakamları çok yüksekti. Türkiye'de 6000'e düştü. Bunda etkili bir müdahale, etkili bir tıbbi müdahale ya da bu söz edilen ilacın daha önce kullanılması gibi faktörler, hekimlik faktörleri rol oynadı mı sizce, yoksa rakamlar mı düşük gözüküyor, gösteriliyor ya da gizleniyor? Yani Türkiye'deki... Şimdi şöyle, yani her ülkenin durumu biraz farklı. Şu gerçek var, bu virüs maalesef belli bir yaştan sonra insanları öldürüyor. Yani 50 yaş altında ölüm oranları çok çok düşük. Ama ondan sonra hızla artıyor. Yani 60-65 yaşındaki kişinin riski 30 yaşındakine göre 100 misli daha fazla. Ölüm riski, ağır geçirme riski. Bu bakımdan ülkelerin yaş yapısı önemli. Örneğin İspanya, İtalya gibi, Fransa gibi ülkelerde çok daha fazla bir yaşlı nüfus olması, onların başlangıçta iyi korunmamış olması çok aşırı olan ölümlere katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Tabii ki toplumun sağlık durumu da önemli. Örneğin İzlanda'dan bir sonuç geldi bugün. Oradaki ölümler diğer ülkelere göre 3 kat daha az gözüküyor. Daha genç nüfus, yani fazla yaşlılara bulaşmamış. Bu gibi faktörler var tabii ki. Yani şu anda Türkiye için sebepleri anlamak mümkün değil, ama şunu net olarak söyleyebiliriz. İlaç tedavisinin, yani başlangıçta kullanılan işte bu sıtma ilacı denilen Plaquenil diye bir ilaç veriliyor hala Türkiye'de. Bunun bir etkisi olmadığı anlaşıldı. Yani bu ilaç hala neler kullanılıyor onu bilmiyorum. Dünyada bayağı bir çalışma yapıldı. Yani şu ana kadar ölümleri azaltan tek bir ilaç var. O da deksametazon dediğimiz bir ilaç. Gerçi o noktada kan sulandırıcılar, işte bazı bağışıklığı bastıran ilaçların da etkisi var. Onlar da yoğun bakımda ölümleri azaltabiliyorlar, ama kişilere verilen, virüsün ilk sırasında verilen ilaçların şu anda çok fazla etkisi olmadığı anlaşılıyor. Dediğim gibi, yani Türkiye'deki hekimlerin sağlık sistemi gerçekten iyi bir sağlık sistemi. O bakımdan da kurtulma şansınız biraz daha fazla olduğu için de olabilir. Çeşitli faktörler var, ama rakamların da çok fazla gerçeği yansıtmadığı da anlaşılıyor. Şimdi rakamlarla ilgili tartışma zaten sürüyor. Ama elimizde verili olan tabloda şu anda o rakamlar ve siz bir bilim insanı olarak bu tabloya baktığınızda, bu yükselişe baktığınızda kısıtlama ihtiyacı var mı sizce Türkiye'de? Şimdi şöyle, yani başlangıçta tabii çok kısıtlamalar getirildi, sokağa çıkma yasakları vesaire. Bunun da tabii ki ekonomiye, birçok faktöre büyük bir zararı var. Yani o zaman yapılması gerekiyordu. Çünkü yeni bir virüs, anlamıyoruz nasıl bulaşıyor. İnsanların eğitilmesi lazım, maskeler yetersiz vesaire. Bundan sonraki kısıtlamalar daha biraz farklı olmak zorunda. Yani tamamen ülkeyi kapatmak çok mümkün olmayabilir. Bunu yapabilecek, kaldırabilecek çok az bir ülke var. Ama toplumun tamamen eğitilmesi ve
başka cezai medyaların getirilmesi, örneğin maske kullanmanın ne kadar etkili olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Ama herkesin takması lazım çünkü siz takarsanız, sizde virüs varsa karşısındakine bulaştırmıyorsunuz. Burada tedbirler yapılması lazım. Örneğin düğünler, işte büyük ziyaretler, toplantılar, bunların mümkün eğer çok gerekli değilse yasaklanması gerekiyor. Dediğim gibi yine kapalı alanlarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Restoranlar, barlar vesaire gibi yerlerde aşırı tedbirler alınması lazım. Yoğunluğun çok fazla olmaması lazım. Havalandırmanın çok iyi olması lazım. Okul konusu tabii ki çok sıkıntılı bir durum. Şu anda okulların açılması oldukça sakıncalı gözüküyor. Yani bunu Amerika'da da bazı yerler denildi ve çocuklarda da çok hızlı bir şekilde artış oldu. Çocuklar çok fazla neyse ki ağır hastalık geçirmiyorlar ama onlar bulaştırıcı hale geliyorlar. Evlere döndükleri zaman annelerine, anneannelerine, dedelerine bulaştırmış olacaklar. Bu da bir, tabii ki bulaşmayı arttıracak. Yani bu gibi bir seferberlik ruhuyla yapılması lazım. Yani hem devletin hem halkın birlikte çalışarak bu tedbirlere uyması şart. Yani bunu siz biraz bıraktığınız zaman virüs tekrar geri geliyor ki bunun örneklerini şu anda İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ki orada da çok büyük bir yoğunluk vardı görmeye başladık. Yani biraz gevşeme oldu ve virüs vakalarında da artış meydana geldi. Yani çok iyi düşünülerek bu tedbirlerin şimdiden çok acil bir şekilde alınması gerekiyor. Peki hocam Türkiye'de olsaydınız okul çağında bir çocuğunuz var mı bilmiyorum ama çocuğunuzu 21 Eylül'de okula gönderir miydiniz? Yani şöyle cevap vereyim. Çocuklar üzerindeki tehlike bakımından çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani tabii ki çocuk grip de olabilir, başka enfeksiyon da olabilir. Her zaman çok küçük, nadir de olsa bir ölüm riski de olabilir. Bu tek başına belki göz önüne alınabilir. Fakat dediğim gibi o çocuklar sadece kendileri için değil ama öğretmenlerine, okulda çalışanlara, evde gittikleri zaman annelerine, babalarına bulaştırma riskleri çok yüksek olduğu için virüsün gittikçe bulaşmasına sebebiyet verecek. Tabii bir de şunu bilmiyoruz, her ne kadar virüsün kendisi enfeksiyon sırasında ağır bir durum yaratmasa da sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani acaba aylar veya yıllar sonra bu çocuklarda virüsün enfeksiyondan dolayı bazı hasarlar oluşacak mı? Büyüklerde bunu görüyoruz. Örneğin kalpte önemli hasarlar oluşuyor. Yani iyileşen kişilerde, beyinde oluşuyor, böbreklerde vesaire. Bu konularda tabii ki soru işaretleri var. Onun için çok çok sakıncalı bir durum. Virüsü, salgını belli bir kontrol altına almanız lazım. Yani şu anki yoğunlukta okulları açarsanız bu salgın üzerine bir gazla gitmek olur. Alerjileri evet. Daha da arttırırsınız. Ama onu belli bir noktanın altına indirebilirsiniz. Yani işte o yoğunluk diyelim ki yüzlü rakamlara indi. O zaman riskler çok daha düşüyor ve evet. Bu arada da çok iyi bir filyasyon yapmanız lazım. Testleri devamlı bir şekilde taramanız lazım okulların aynı zamanda. Bir yerde vakalar görüldüğü zaman hemen oranın karantinaya alınması lazım. Kontrollü bir şekilde yapılabilir. Ama bu süreçte şu an için Türkiye'de ben çok sakıncalı görüyorum. Evet. Peki. Var mı sorun? Yok. Derya Unutmaz Profesör Doktor yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.